Başka beklediğiniz biri var mı? Dün sanal ortamda gördüğümüz acı bir davranıştan dolayı, çirkin bir davranıştan dolayı bugün sizinle beraberiz. Çok değerli basın mensupları, zaman zaman kendini bilmezler. Engelli kardeşlerimize yönelik çirkin saldırılarda bulunmaktadırlar. Dün de Silivri'de bir gözlem bakım evinde bakım yapması gerekirken, sevgiyle davranması gerekirken, ilgiyle davranması gerekirken, görevini yapması gerekirken isimsiz, çirkin, isme layık görmediğimiz o özel dedikleri bakım evinde yine bir kardeşimize çirkin davranışlar sergilemiştir. Hatta ismini kullanmak istemediğimiz gibi yumruklarla, organlarına yumruk atarak arkadaşlarımızı hem rencide etmiş, hem küçük düşürmüş, hem de saldırmıştır. Bu nedenle bu bakım evini Aile Bakanlığı valilik tarafında soruşturmaca kapatmasıyla birlikte bu çirkin saldırıyı yapan sanık şu anda gözetim altında. Biz bu sanıkı mutlaka mutlaka ağır cezalarla cezalandırılmasını, başka örnekler teşkil etmeyecek şekilde mahkum etmesini diliyoruz. Bu vesileyle Türkiye Sakatlar Konfederasyonu bu davranışı nefretle kınıyor. Bu gibi olayların yaşamamasını diliyoruz. Aynı zamanda biz bu davanın takipçisi ve müdahil olacağız. Savcılara sesleniyorum, hakimlere sesleniyorum. Bu gibi davranışları cezalandırırken indirim uygulanmamasını diliyoruz. Aksi takdirde ciddi bir ceza almadığı zaman sanal ortamda bu davranışı görenler bunu örnek kabul eder. Örnek kabul ettiği gibi bu davranışa devam edecektir. Öyleyse ne yapmamız gerekiyor? Bu davranışta bulunanları kamuoyuna teşhir etmekle birlikte mutlaka mutlaka ağır cezalarla mahkum edilmeli diyor. Basın metnimizi seslendiriyor ve okutuyoruz. Değerli basın mensupları, dünkü yaşanan olayla ilgili şiddeti, hakareti kınıyor, özü asla kabul etmiyoruz. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak yüreklerimizi sızlatan bir olayı kınamak ve kamuoyunu bilgilendirmek için buradayız. Silivri'de faaliyet gösteren, özel bakım evinde meydana gelen ve engelli bireylere yönelik şiddet ve hakaret içeren olayın derin üzüntü içerisindeyiz. Gerekli adli ve idari süreçlerin en kısa sürede tamamlanarak suçların en ağır şekilde cezalandırılmasını, adaletin tecelli etmesini bekliyor, bu davanın takipçisi ve tarafı olacağımızı belirtiyoruz. Bilindiği gibi anayasamızda herkes için olduğu gibi engelli bireylerin korunmaları ve gözetilmeleri özel hükme bağlanmıştır. İstanbul Silivri'de faaliyet gösteren özel gözlem engelli bakım evinde meydana gelen şiddet ve hakaret içeren görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olaydan haberdar olan biz engelliler ve bu tür olayların tekrarlanmamasını, toplumun bilinçlendirilmesini, cezai müeyyidelerin artırılmasını ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Engelli bireylerin insanca yaşama hakkı her şeyin üzerindedir ve onlara yönelik şiddet, hakaret ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu tür insanlık dışı davranışları şiddetle kınıyor ve böyle olayların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Engelli bakım merkezlerinde hizmet veren personelin görevi, sevgi, saygı, anlayış çerçevesinde insan onuruna yakışır bir şekilde bakım sağlamaktır. Yaşanan olay maalesef bu görevin ihmali ve ahlaki değerlerin unutulması sonucu ortaya çıkan bir acı olaydır. Özel gözlem engelli bakım evinde çalışan kişinin engelli bir bireye yönelik şiddet ve hakaret içeren tutumu tüm toplumu ve biz engellileri derinden üzmüş ve yaralamıştır. Bu acı olay vesilesiyle engelli bireylere onların haklarına olan duyarlılığımızı Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak bir kez daha vurguluyor ve benzer durumların yaşanmaması için herkesi daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Engelli bireylerin topluma kazandırılması, desteklenmesi ve korunması hepimizin sorumluluğundadır. Aynı zamanda
Bu tür suçu işleyenler en ağır şekilde cezalandırılmalı ve ceza indirim yapılmamalıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve İstanbul Valiliği olayı hızla ve kararlı bir şekilde mücadele etmesini takdir ediyoruz. Gerekli adli ve idari süreçlerin en kısa sürede tamamlanarak suçluların en ağır şekilde mahkum edilerek adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Bizler de bu davanın takipçisi, tarafı ve müdahili olacağız. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak engelli bireylerin yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Bu üzücü olay ve daha fazla duyarlılık ve bilinçle hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. Engelli bireylere yönelik şiddeti ve hareketi reddediyor. Herkesi birlikte daha insanca ve sevgi dolu bir toplum oluşturmaya davet ediyoruz. İnanıyoruz ve bu ağır ceza almadığı takdirde örnek teşkil ediyor.